Herkese merhaba, yeni videoda hoş geldiniz. Bu videoda 2018-2019 kış parfümlerini göstereceğim ve bu bir ilk, kanalda daha önce yapmadığım kadınlar için öneriler bu parfümler. Designer yani tasarımcı parfümler tarafından. Videoya geçmeden önce kanalımı yeni keşfettiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hiç uzatmadan videoya başlayalım. Bu videoda bayağı bir parfüm önereceğim. Çünkü bu kadın videolarını, kadın önerilerini, özellikle böyle büyük videoları çok yapamadığım için bayağı bir parfüm eklemek istedim bu listeye kış için. Bayağı bir parfüm var. Yanımda olanlar var, yanımda olmayanlar var. Yanımda olmayanlardan başlayacağım önce ve sonrasında yanımda olan şişelere geçeceğim. Göstereceğim ilk parfüm bende olmayan parfüm ama çok istediğim parfümlerden bir tanesi. Bu parfüm adı Velvet Terry, MAC firmasından. MAC firmasını çoğunuz biliyordur. Makyaj firması, makyaj ürünleri satan firma. MAC daha önce parfüm yapmıyordu sanıyorum 2-3 sene öncesine kadar ve parfüm çıkarttılar. Bunların Türkiye'de olduğunu öğrenince bu videoya koymak istedim ve bu parfüm Velvet Terry büyük ihtimalle o seriden en popüler parfüm. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu piyasada olan ve çok satan Tom Ford Private Blend koleksiyonundan Tobacco Vanille parfümüne çok benzeyen bir parfüm. Neredeyse %98-99 benzerlik var. Farkları şöyle, açılışında biraz farkları var ve kalıcılıklarında farkları var. Şöyle bahsedeyim. Açılışında Tobacco Vanille biraz daha natural kokuyor. Velvet Teddy'nin açılışı biraz daha hani birbirine geçmiş notalar. Ayrılmıyorlar. Çok koklayamıyorsunuz ayrı ayrı. Birkaç dakika sonra, çok değil, birkaç dakika sonra birebir Tobacco Vanille gibi kokuyor. Tobacco Vanille bilmeyenlere şöyle söyleyeyim. Velvet Teddy şöyle kokuyor. Aslında çok unisex bir parfüm ama kadın önerilerine koymak istedim. Kokusu şöyle. Tütün ön planda. Temelinde bel kemiği gibi. Ve onun önünde vanilya var. Ve bunun yanında kuru meyveler. Hafif baharatımsı bir havası da var ama koku basit. Dediğim gibi tütün, vanilya ve kuru meyve. Çok güzel bir parfüm, çok kaliteli bir parfüm ama herkese göre değil. Bunu denemeden almamanızı tavsiye ediyorum. Çoğu MAC dükkanlarında oluyor. Onlar bazen dışarıya koymuyorlar. O yüzden lütfen sorun. Sorduğunuzda dolaptan çıkarabiliyorlar testleri denemeniz için. Fiyatı uygun aslında. 300 Türk lirası 50 mililitre için. İnanın Tobacco Vanille'nin ne kadar pahalı olduğunu düşünürsek ve performansına geleceğim şimdi. Fiyatına çok değiyor. Performansı gayet güzel. 10 saati kolaylıkla geçebiliyor. Benim tenimde geçiyor. Çok güçlü. Tobacco Vanille de o civarda. Yani eskisine göre çok güçlü değil artık Tobacco Vanille. Bence fiyatını çok hak eden bu tarz parfümleri seviyorsanız ki benim eşim sevdi bir parfümü. Beni biraz şaşırtmıştı bu. Ben herkese tavsiye ediyorum. Bir sonraki parfüm daha önce tanıtımını yaptığım bir parfüm bu kanalda. Eğer aratırsanız bulabilirsiniz. Bu parfüm Calvin Klein Euphoria. Bu parfümü buraya koymamın sebebi biraz daha ucuz olduğu için. 200-250 Türk lirasında değişiyor bu parfüm 100 mililitre için. Ve bence çok güzel bir parfüm. Hafif nar havası var. Biraz ağır, derin bir parfüm. Kalın bir parfüm. Kışa çok güzel giden bir parfüm. Ve ultra feminine. Çok çekici bulduğum parfümlerden bir tanesi. Değişik aslında. Nar notasını çok göremezsiniz parfümlerde ve buradaki kokuşu narın bayağı natürel. Ben herkese öneriyorum. Performansı gayet güzel. 8 ile 10 saat bazen geçebiliyor. Yağlı bir teniniz varsa büyük ihtimalle 10 saati geçecektir. Bir sonraki parfüm, iki videoda da gösterdiğim parfüm aslında, erkek önerilerinde de gösterdim. Burada da gösteriyorum. Bu Atelier Rebul firmasından numara 94 isimli bir parfüm. Ve bu parfümün şöyle bir özelliği var. Şu anda piyasada çok olan ve çok satan, sırf ünlüler gösteriyor diye aslında, çok satan bir parfüm var. Mason Francis Kirkjian firmasından Baccarat Rouge 540, yani 540 diye geçen parfüm. Bu parfüm çok popüler ve çok 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 pahalı bir parfüm. Ama ünlüler gösterdiği için çok almak isteyen insanlar var. Bu çok güzel bir alternatif. %99'luk civarda bir benzerlik var bu parfümde. Belki %98 çok iyi bir burnunuz varsa farkı anlayabilirseniz. Farklar var ama çok minimal ve havada parfüm yayılırken bu farkları almayacaksınız bile. Atelier Rebul 94 sanıyorum 100 mililitresi 300 Türk lirası civarında. Eskiden 200'dü ama dolar çıktığı için fiyatı da çıktı. 300 Türk lirası hala çok iyi. Performansı mükemmel. Baccarat Rouge'un performansı çok iyidir. Bunun performansı da çok iyi. Benim tenimde 10 saat 12 saati kolaylıkla görebilen bir parfüm. Çok yayılabilen bir parfüm. Kokusunu anlatmadım. Kokusunu bilmeyenler için şöyle kokuyor. Erkek videosunda da söylemiştim bunu. Çok garip gelecek kulağa ama bir ağaç düşünün. Yanmış ve sönmüş ama hala o dumanımsı havası var. Ve üzerine biraz şeker serpiyorsun. Açıkçası şöyle. Kuru bir parfüm, hafif çok hafif dumanımsı bir parfüm ve şekerli bir parfüm. Çok boğucu tarzda bir vanilya veya şekerimsi bir havası yok ama tatlı. Kuru ama tatlı. Gerçekten bu iki
hani cümle birbirine gelmiyor pek parfümlerde. Kuru olup tatlı olan parfümler. Bu onlardan bir tanesi. Denemeden almayın. Atelier Rebul'u her yerde bulabilirsiniz. Özellikle İstanbul'daysanız ve Ankara'daysanız çoğu yerde var. Giderseniz büyük mal dükkanlarda olacaktır testleri. Deneyin. Teninize sıkın. Çok değişen parfüm ve teninizde koklayın nasıl değiştiğini. Buna göre almak isterseniz alabilirsiniz. Ben çok tavsiye ediyorum. Ve bir sonraki parfüm bende sample olan bir parfüm. Yani küçük tester olan. Tester deniyor aslında. 1,5-2 mililitrelik şeylerde. Bunun tanıtımı gelecek. Bu Elisa firmasından Girl of Now. Şimdinin kızı anlamına geliyor. Ve bu parfüm gerçekten Elisa DNA'sından çok uzak bir parfüm. Özellikle hani ilk çıkan Eau de Parfum Intense versiyonuna göre bu da tatlı, bu da ağır bir parfüm ama çok da değişik bir temada. Ben parfümü ilk kokladığımda aslında bana Guerlain'in bir parfümünü anımsatmış sanıyorum. İsmi yanlış olabilir ama Le Petit Robe Noir olması lazım. İçinde kiraz tarzında bir kokusu olan. Bunda da bana gelmişti o hafif kiraz havası ama parfüm kaldıkça hafif sütlü bir hava geliyor. Sanki süt gibi kokan bir hava var. Arka tarafta bir nota var. Çok tatlı bir parfüm. Bal tatlılığında tarzı bir tatlılığı var. Aynı zamanda böyle vanilya da var. Bayağı ağır bir parfüm. Tamamen bir kış parfümü. Çok güçlü bir parfüm. Herkese göre değil. Tatlı parfümler, ağır parfümler seviyorsanız sevme olasılığınız büyük. Dediğim gibi o hafif kiraz havası bana Guerlain'in o parfümünü anımsatmıştı. Ama o nota zamanla gidiyor ve yerini çok güzel sevilebilir tarzda hafif sütlü bal havasına bırakıyor. Güzel arkada hafif çiçeksi notalar da var parfümü feminenleştirmek için. Ben herkese öneriyorum. Ben bunu tenimde denedim. 12-14 saate yakın bir performansı var. Gayet güzel. Çok güçlü. Tatlı parfüm sevenler için güzel bir öneri olacaktır. Bir sonraki parfüm klasik parfümün bir flanker, yani farklı bir versiyonu ve bu klasik parfümün tanıtımı gelecek. Angel Mugler firmasının ama bu orijinal Angel değil. Angel Muse parfümü. Bu parfüm şöyle, öncelikle şunu diyeyim. Bu parfümün Eau de Parfum'u çıktı ilk önce. Sonra Eau de Toilette çıktı. Sonra bir başka versiyonu daha var. Bilmiyorum var mı. Benim tavsiye ettiğim, tek tavsiye ettiğim Eau de Parfum ilk çıkan versiyonu. Orijinal normal olanı. Ve bu parfüm orijinal Angel DNA'sını işleyen bir parfüm ama onun üzerine çok gerçekçi tarzda bir çikolata notası koyan bir parfüm. Mükemmel, gerçekten çok değişik. Koku olarak arka planda Angel'ın getirdiği patchouli, hafif kahve havası, bir gurme havası var. Angel'ın kendisinde de hafif çikolatamsı bir hava var ama burada çok gerçekçi bir çikolata var. Sanki Nutella tarzında bir çikolata kokluyorsunuz üst planda. Arka planda hafif kahve, patchouli gene var. Bal havası da var biraz. Hafif hafif bana fındık havası da geliyor. Bence bu Angel Muse, ki Angel'ın bir sürü farklı versiyonu var, şu ana kadar yapılmış en iyi flanker. Ve ben orijinal Angel'dan çok daha seviyorum ve kendime almak istiyorum bundan bir şişe. Çok güzel. Kalıcılığı kolaylıkla 10 saatin üzerinde 12 saati görebiliyor. Mükemmel. Eğer çikolata havasını seviyorsanız, çikolata tarzında bir parfüm bakıyorsanız lütfen bunu deneyin. Ve bir sonraki parfüm bu listedeki en güçlü parfüm olabilir. Bu Paco Rabanne firmasından Olympia Intense versiyonu. Bu biraz daha yeni bir versiyon. Oh, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok güçlü. Çok boğucu tarzda bir parfüm. Çok tatlı bir parfüm. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama tamamen kış parfümü. Şöyle diyeyim. Bu tarz kokan, böyle boğucu, vanilya bu arada çok baskın. Koku olarak şunu bahsedeyim. Hani önce kokusundan bahsedeyim. Sonra diğer detaylarından bahsedeceğim. Koku olarak anlatması biraz zor. Feminin bir parfüm. Hafif çiçeksi, vanilya çok baskın, hafif bal havası da var. Arka planda biraz patchouli de var ama kesinlikle kirletmiyor parfümü. Bu tarz parfüm, ağır bir parfüm, tatlı bir parfüm. Bu tarz ben parfümler kokladım daha önce. Ama bu tarz kokup böyle pürüzsüzce işlenmiş bir parfüm daha koklamadım. Kadınların tarafından, kadın parfümlerinden. Bu kadar ağır olmasına rağmen, bu kadar boğucu olmasına rağmen, ki çok güçlü demeye çalışıyorum, çok çok smooth, yani pürüzsüz tarzda kokan bir parfüm. Çok güçlü. Kolaylıkla 14-16 saati görebilen bir parfüm. Ben herkese tavsiye ediyorum. Özellikle böyle parfümler seviyorsanız. Ve bende şişesi olan parfümlere geldik. Bu ilk parfüm Zara firmasından biraz daha ucuz bir parfüm olacak. Ve bu parfüm Red Vanilla diye geçiyor. Red Vanilla, yani kırmızı vanilla. Bu parfüm benim bildiğim kadarıyla başka bir parfümün kopyası. Sanıyorum Lancôme firmasından o parfüm. La Vie Belle. La Vie Belle bende var. Sample'ı var. Denedim. Ben bunu daha çok seviyorum. La Vie Belle kadar güçlü değil. Onu söyleyeyim. Performansından bahsedeyim. Önce
İnsanlar 4 ile 6 saat arası oylamış hep Fragmentica'da. Ben denedim ben kendi üstümde. Ben de kolaylıkla 8 saati gördü. Ama bilmiyorum yeni versiyonları biraz daha düşük mü? Bu ben bunu eşimle beraber bu ilk çıktığında almıştık. İlk senelerinde. Yani bilmiyorum 2016 mı 2015 miydi neydi? Sonrasında değiştirdiler mi, performansı düştü mü bilmiyorum. Koku olarak Labiebel'e çok benziyor. Nasıl kokuyor? Vanilya baskın. Hafif gurme tarzında bir vanilya. Böyle hani sıktığınızda kolunuzu ısıracaksınız tarzda. Çok güzel, çok sevilebilir tarzda bir vanilya. Çekici bir vanilya, çok feminen. Arka tarafta hafif çiçeksi notalar var ama vanilya çok baskın. Labiebel'den biraz farklı bana göre. Labiebel'de iris notası çok baskın. Ben pek sevmiyorum aslında Labiebel'deki iris notasını ama onun haricinde çok çok benzer parfümler. Ben herkese tavsiye ediyorum. Özellikle bu fiyat marjında çok iyi bir parfüm. Eğer performansı azsa alıp elbiselerinize fazladan sıkın. Elbiselerinize özellikle. Ve saçınıza kalıcılığı biraz daha artıracaktır böylece. Bir sonraki parfüm, bu parfümü ben tanıtacağım yakın zamanda ama eşimin artık pek kullanmadığı parfümlerden bir tanesi. Benim çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Bu Lady Million parfümü Paco Rabanne firmasından. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ultra feminine, mükemmel bir yasemin tarzında parfüm. Çok dengeli parfüm, şöyle diyeyim. Hani tatlılık çok dengeli, çok tatlılık yok aslında. Meyve tarzında bir notası var. Sanıyorum hatırladığım kadarıyla ahududu tarzında bir notaydı. Ve yasemin. Ve yasemini çok güzel, çok pürüzsüz biçimde işlemişler. Şöyle diyeyim, bu herkese göre değil. Bundan çok nefret eden var, çok aşık olan var. Yani imza parfümü olarak koruyan var, tutan var. O yüzden denemeden almayın bu parfümü. Ama bana göre biraz genel beğeni uygun. Özellikle yasemin notasının bu tarzda kullanılmasından dolayı. Bunu biraz fazla kullanan var. Onu söyleyeyim. Bunun farklı versiyonları var. Onları deneyebilirsiniz. Pre-wear versiyonu galiba baya güzel ama bunu denemeden almayın derim gene de. Performansı gayet güzel. 10 saati yakın bir performansı var. Hatırladığım kadarıyla 8 ile 10 saat civarında. Güzel, popüler ama çok sevilebilir tarzda bir parfüm. Bir sonraki parfüm gene bayağı tatlı ve ağır gidiyoruz. Bunun ben tanıtımını yaptım. Bu Roberto Cavalli For Her diye geçiyor. Eau de Parfum. Klasik Roberto Cavalli parfümü. Mükemmel bir vanilya. Piyasadaki en iyi vanilyalardan bir tanesi. Tasarımcı tarafından kadınlar için. Benzoin tarzında bir notası var. Hafif kirli tarzda bir vanilya ve orange flower yani portakal çiçeği. Çok güzel gerçekten. Vanilya seviyorsanız basit bir koku. Basit vanilya, benzoin ve portakal çiçeği. Portakal çiçeği de çok baskın değil aslında. Vanilya çok daha baskın. Vanilya seviyorsanız lütfen bunu bir deneyin. Fiyatı orta derecede ama performansı gayet güzel. 12-14 saatlik bir performansı var. Bir sonraki parfüm gene bir vanilya ama bu biraz daha değişik bir vanilya. Bu biraz daha sevilebilir, biraz daha hafif bir vanilya. Bu Yves Saint Laurent firmasından Manifesto ve ben bunu gerçekten çok seviyorum. Bunu ilk sıktığınızda biraz sabunumsu gelebiliyor. Biraz temiz kokan bir taraf var ama sonrasında çok kaliteli, ağır olmayan, sizi boğmayacak tarzda bir vanilya geliyor. Mükemmel. Ben gerçekten çok seviyorum. Feminen bir parfüm, bayağı bir feminen bir parfüm. Ama çok sevilebilir tarzda. Gene denemeden almayın. Bunları her yerde bulabiliyorsunuz. Bunun bayağı bir farklı versiyonları var ama ben bu ilk çıkanı bayağı çok seviyorum. Bağıran bir vanilya değil. Çok boğucu tarzda bir vanilya değil. Performansı bunlar kadar çok değil. Yani o yüzden kapalı ortama biraz daha iyi gidebilen bir parfüm. 7 saat, 8 saat, bazen 9 saati görebiliyor. Tene yakın kalıyor. Biraz daha hafif parfüm sevenler için güzel bir parfüm olacaktır. Bir sonraki parfüm kış parfümlerinin belki kraliçesi denebilir. Bu Elisab Eau de Parfum Intense. Le Parfum serisinden bu arada. Bu seri Le Parfum. Girl of Now parfümün içinde demiştim. Bu DNA'dan çok uzak. Bundaki tatlılık çok daha farklı. Çok daha gerçekçi, çok daha kaliteli. Bu yani buradaki belki de en kaliteli parfüm denebilir. Bana göre yani burnuma göre çok güzel. Koku olarak çok tatlı. Bunda bal notası var. Bal notasının yanında güzel bir portakal çiçeği notası var. Kokusu çok kompleks değil. Basit tarzda bir kokusu var. Ama çok 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 kaliteli. Herkese göre değil. Dediğim gibi tatlı parfüm sevmiyorsanız belki sevmeyebilirsiniz ama kış parfümlerinin kraliçesi denebilecek bir parfüm. Mükemmel. Kalıcılık tartışılmaz bile. 14-16 saat kolaylıkla görebilen parfümlerden bir tanesi. Ve kapanışı Tom Ford'la yapacağız. İlk parfüm çok kullanılan, çok sevilen, çok beğenilen Black Orchid parfümü Tom Ford firmasından. Bu parfümü artık çok kullanan var. Ben seviyorum ama etrafımda da çok kullanan olduğu için pek kullanmıyorum. Etrafınızda çok kullanan yoksa tavsiye ederim.
Kokusu çok güzel. Çok unisex bir koku. Erkekler çok kullanıyor ama benim fikrimce ben kullanmama rağmen bir kadına çok daha iyi uyuyor. Çok daha yakışıyor. Tabii ki erkeklerin kullanmasında hiçbir problem yok ama bana göre biraz daha hani kadınlara daha uygun. Bunun sebebi sümbül teber, tuberose denen notanın yüksek derecede kullanılması. Yani ben kullandıkça bunu çok fark ettim. Tuberose burada bayağı var, sümbül teber. Ama bunun yanında çok güzel bir orkid çiçeği var ve orkid çiçeğinin bu, ben özünü kokladığımda şunu fark ettim. Orkid çiçeğinin çikolatamsı bir havası var, kendine özgün. Ve burada da zaten çikolata notası diye geçen, aslında yok burada çikolata, orkid çiçeğinin yaptığı bir şey bu. Hafif o çikolata havasını yaratan bir sürü nota var. Patchouli çok baskın, çok kirli bir hava vermese de çok olgun bir hava katıyor, bel kemiği tarzında. Ve bunun yanında hafif bana böyle süt tarzında bir nota da geliyor. Çok sevilebilir tarzda bir parfüm. Tatlı bir parfüm ama çok bağıran tatlılıkta değil. Hani o tatlılık çok baskın değil. Vanilya tatlılığı değildi. Daha değişik bir tatlılık var burada. Denemeden almayın. Çok kullanan var. Eğer çok hani etrafında çok parfüm kullanan varsa bunu da kullanan vardır mutlaka. O yüzden başka bir seçim daha iyi olur ama çok parfüm kullanan yoksa çok ilgi çeken, çok övgü toplayan parfümlerden bir tanesi. Ve performansı 12 saat, 14 saat görebilen parfüm. Ve son parfüm önereceğim bu Tom Ford Noir Parfum. Ben bunun kadın versiyonunu kendim için aldım. Kendim kullanıyorum. Ben erkek versiyonunu da almıştım bunun. Sonra bunu denedim. Birebir kokuyorlar. Bunun çok daha iyi performansı var. O yüzden ben bunu aldım kendime. Çok unisex bir parfüm aslında. Hani feminine veya maskülen denemez. Ama burada gösteriyorum. Çok önereceğim parfümlerden. Black Orchid'den çok daha öneriyorum bunu. Çünkü bunu çok kullanan var. Ama bunu yeni yeni millet alıyor. Çok güzel. Koku olarak burada çok baskın bir nota var. Aynı bir tatlı gibi kokan. Hindistan'da yenilen kulfi tatlısı diye geçiyor. Sanıyorum sütle yapılan ve üstüne Antep fıstığı tarzında şeyler var üzerinde. Bana ilk kokladığım zaten Antep fıstığını anımsatmıştı. Ama çok tatlı bir parfüm. Vanilya tatlılığı var. Hafif amber tarzında böyle değişik bir havası var. Ve bunun yanında kulfi. Hafif sütlü tatlı tarzında bir havası var. Dediğim gibi Antep fıstığı tarzında. Çok güzel, çok çekici. Çok değişik bir parfüm aslında. Hani özellikle kadın parfümlerine göre, yani alışıldık böyle vanilya, çiçeksi parfümlere göre böyle bir parfüm piyasaya mükemmel bir sürüm. Ben herkese tavsiye ediyorum. Farklı kokmak isteyen biriyseniz, tatlı parfümler seviyorsanız mükemmel bir parfüm. Performansı kolaylıkla 10 saate geçiyor. Bu videoluk bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir önerilerimi. Lütfen denemeden almayın bunları. Ve kışın siz ne kullanıyorsunuz lütfen benimle yorum olarak paylaşın. Ben herhangi bir detay atladıysam parfümler hakkında lütfen sorunuzu yorum olarak bırakın. Cevaplamaktan mutluluk duyarım. Kanalıma geldiğiniz ve videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.